geldik. Ben Samsun'dan geliyorum. Çocuk kitapları yazıyorum. Böyle etkinliklerde sizlerle bir arada olmak için sabırsızlanıyorum doğrusu. Ben kitap yazdım, Kütüphanedeki Sır. Birazdan da göreceksiniz zaten. Beraber sohbet edeceğiz, kitapları konuşacağız. Çünkü biz bunun için buradayız. Sizler nasılsınız bilmiyorum ama ben çok çok iyiyim. Bir sorusu olan var mı? Konuşalım mı? Aklında sorusu olan. Mesela kitaplarla ilgili söyle kitaplarla ilgili. Sor. Evet, ben unuttum. Hatırlayınca söyleriz, tamam mı? Kaç tane kitap yazdınız? Şu an bir tane basılı var ama 10 tane kitabım şu an çizim aşamasında, editörlük aşamasında, tamam mı? Çünkü kitabı yazınca, mesela ben kitabı yazdım, bilgisayarda bitti değil mi? Hemen işi bitmiyor. Onun yapılması gereken işlemleri var. Örnek veriyorum, ben yazarım ama yanlış şeyler yazabiliyorum, anlatım bozukluğu yazabiliyorum. Ne yapıyor editör güzelliği? Altıncı çocuk kitapları günleri hayırlı uğurlu olsun, birlikte kesiyorum. Hadi hasbedelim çocuklar bakasın. Evet. Hadi keselim, keselim, kesiyoruz. Başkan yardımcımızın, kaymakamımızın, Milli Eğitim Müdürümüzün sizlere kitap hediyeleri var, tamam mı? Rafadan Tayfa'nın yazarlarından da. Hayır, şey var Rafadan Tayfa. Aynı zamanda. Rafadan Tayfa'yı biz bile izliyoruz. Yani şey çok güzel yakaladı. Böyle milletin böyle dokunuş dediği. Ne yaptınız çocuklar? Çocuklara bizim çocukluğumuz neyse Rafadan Tayfa'da da bize bunu gördü. Paylaşmayı gördük, önce kavga etmeyi gördük, arkasından barışmayı gördük, organizasyon. Şimdi çocukların hepsine bir ters yazdı verdiğimiz için bunların sonunda da haberlerdeyiz. Rafadan Tayfa, benim de 4-3 geçti, benim de bunu doğru böyle severek izledi Rafadan Tayfa. Şimdi keşke bir fırsat atıldı da bunların diğer bir birkaç kez getirdi. Renklerini beğendim. Yemek tiyatroları mı gelecek? Mehmet. Mehmet.
düşünüyorum. Çocuklarımız cıvıl cıvıl okuyacaklar, büyüyecekler, memleketimize güzel hizmetlerde bulunacaklar. Kültür Bakanlığımızın destekleriyle, Hormat Belediye'mizin de organizasıyla 6. kitap şenliği ilçemiz için, ilçemizin çocukları için, geleceğimizin teminatı yavrularımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Okumak çok güzel. En büyük zenginlik ilim öğrenmek. Hangi dalda olursa olsun. Gelecek sizlerin omuzlarında yükselecektir. Rabbim yolunuzu açık etsin. Sizlere başarılar temenni ediyorum. Bol bol okuyun. Tamam mı? Para, pul, her şey boş. Ama okumak her şeyin üstünden. Tamam mı? Çiğdem Eken. Şu an çocuk kitap puanındayız. Boya battınız. 6. sınıf üzerinden çocuk kitap puanında sizleri bekliyoruz. Tam 4 gün boyunca burada olacağız. Saat 5'e kadar. Evet çocuklar, mutlu muyuz burada olduğunuz için? Çok mutluyuz. Evet, sizler de buraya gelip kitaplarla tanışabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın ve sizi burada bekliyoruz. Teşekkür. Boya Bat 6. çocuk kitapları günleri için Sinop Boya Bat ilçesindeyim. İsmim Yaşar Koca. Daha önce yine Boyabat'a bu kitap günleri için davetli olarak gelmiştim. Maşallah her geçen gün artan bir coşku, istek görüyorum. Sizin de gördüğünüz gibi şu anda kareye sığan bir yüzlü çocuklarla ve dışarıya sesleri taşan çocuklarla beraber bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz çocuk kitapları günlerine 4 gün boyunca Boyabatlı kardeşlerimizi bekliyoruz. Bu güzel kitap günlerini organize eden Boyabat Belediye'mize, Kültür Bakanlığımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun.